Herkese merhaba. Başlıktan da göreceğiniz gibi yeni bir video serisine başlıyorum. Ama bunu ne kadar devam ettireceğimi doğrusu bilmiyorum. Her ayın sonunda Z raporu adıyla o ayda neler olmuş, benim gündemimde neler gündemimden gelip geçmiş, hangi kitapları görmüşüm, hangi yeni kitaplar dikkatimi çekmiş ve tarihçilerin, üniversitelerin gündeminde neler olmuş, biraz bunlardan bahsedeceğim. Böyle ayın sonunda çekeceğim bir video planlıyorum bundan sonra her ayın sonunda. Mesela bugün de 31 Ocak, Pazar ve saat 4 civarı. Dolayısıyla ben bu videoyu akşam yayınladığımda gerçekten o ayın sonunda bir özet geçebileceğimiz böyle bir video serisi düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah buna devam edebilirim. Bu ay oldukça fazla konumuz var. Dolayısıyla hemen konulara geçeceğim ama eğer siz başka konulara da hızlıca geçmek istiyorsanız, atlamak istiyorsanız videonun bu çubuğundan devam edebilirsiniz. Orada ben zaman aralıklarını koydum. Oradan siz kendiniz istediğiniz bölüme geçebilirsiniz. Tabii bir doktora öğrencisi olarak benim ilk gündemimde olan şey doktora tezim. Dolayısıyla doktora tezimin nasıl devam ettiğini söylemem lazım. İyi gidiyor hamdolsun. Farklı bölüm, 3 bölümüm var. 3 bölümün farklı başlıklarına da ara ara yazmış da olsam ağırlıklı olarak birinci bölümü yazıyorum. Tabii bu süreçte 2020'nin başından beri olan bu süreçte evde çalıştığım için bu düzenimi de evdeki düzenimi de bir yandan da oturtmaya çalıştım. Ama ev düzeni her zaman stabil kalan ve sizin kendi sisteminiz içinde devam eden bir düzen olmuyor. Çünkü evde başka ailemle yaşıyorum. Yani başka insanlarla, çocuklarımla yaşıyorum. Dolayısıyla bu süreci olabildiğince doktora tezime zarar vermeyecek şekilde odamda çalışarak devam ettirmeye ve planladığım şekilde doktora tezimi bir takvim programı içinde bitirmeye çalışıyorum. Şu anda da takvime nispeten uyuyorum. Esnek bir takvim yaptım ama o takvimi en azından çok esnetmeden devam ettiğimi söyleyebilirim. Çünkü doktora yazarken özellikle böyle arşivden arşiv ağırlıklı çalışırken ve benim konumda da literatür çok yok. Yani neredeyse yok diyelim. Dolayısıyla arşivden ne yazacaksam arşivden yazdığım için çok fazla düşünerek, bazen ara vererek, işte diyelim ki 3-5 saat ara verip hangi başlığı nasıl başlamam gerektiğini, mevzuyu nasıl ele almam gerektiğini bir yandan da düşünmeye çalışıyorum. Bu süreçlerde çok doğal 24 saat ya da işte günün sabahtan akşama kadar bütün zamanı içinde tez yazmak mümkün değil. Zaman zaman tezi soğutacak, biraz böyle daha geriden bakıp düşünecek zamanlarda kendime ayırıyorum. Aslında bu videolarda biraz bu zamanlardan bir zaman, çünkü en azından bu videoları çekerek ya da bu aralarda bu videoları planlamaya zaman ayırarak kendimi bir şekilde zihnimin bir köşesinde teze düşünürken bir köşesinde de böyle bir hobiyle uğraşmış oluyorum. Bir yandan da aslında Almanca çalışmaya devam ediyorum. Özellikle doktora tezimden sonra çok ihtiyacım olacak bir dil Almanca. Şu anda doktora tezimde çok kullanamayacağım. Çünkü ben aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun Tuna Donanması'nı yazdığım için ve Osmanlı arşivinden ağırlıklı yararlandığım için özellikle Habsburg Avusturya arşivine çok fazla bakmayı da en baştan düşünmedim zaten. Çünkü çok dağılacağımı, ilk önce Osmanlıların bu teşkilatı nasıl kurguladığını görmem lazımdı. Ama doktora sonrası çalışmalarda Almanca bu bakımdan bana çok yardımcı olacak. Almanca'ya 2013'te başlasam da çok verimli olmadı. Sonra 2015'te Goethe Enstitüsü'ne gitsem de o da 2 kurdan sonra tekrar Kırklareli'ne döndüğüm için ona da ara vermek zorunda kaldım. Bu arada arşiv çalışmalarım yoğunlaştığı için Almancadan iyice kopmuştum. Yani son aylarda tekrar dönmeye çalıştım ama tezin yazım süreci gerçekten zihnimi çok meşgul ettiği için böyle bir dil üzerine çalışmak, zaman ayırmak çok da mümkün olmadı. Ama ara ara yine çalışmalarıma devam ediyorum ve biraz zamanımı Almanca'ya verdiğim zamanımı azaltsam da Almanca ile irtibatımı koparmamaya çalışıyorum. Yoğun olarak doktora sonrasında bu dili kullanacağım için doktoramı savunduğum dönemde artık bir metin okuyabilir ve bu dili kullanabilir hale gelmek istiyorum. Bu da sene sonuna, en azından sene sonuna kadar hedeflerimden biri. Şimdi doktora tezi çalışmalarım derken aslında bu YouTube kanalı da benim vaktimi çok alıyor gibi görünüyor. Belki sizin tarafınızdan. Ama öyle değil. Çünkü yani bir dizi izlemiyorum. En son izlediğim dizi, uzun zamandan sonra izlediğim dizi Dark'ın son sezonuydu. O da işte çok böyle tarihe, zamanda yolculuk ve paralel evren teorilerini çok sevdiğim için o bölümü izlemiştim, o sezonu. Ama ondan sonra da bir dizi zaten izlemiyorum. Film desen ayda yılda bir, belki bir tane izliyorum. Yani futbolum yok, maçım yok, bir şeyim yok. Aslında bütün zamanım tezim ve işte Almanca çalışma ya da üniversitedeki bürokratik işlerle ilgili bir mevzu varsa onlarla ilgileniyorum. Dolayısıyla çok böyle zihnimi boşaltacak bir şey de yapmadığım için YouTube kanalı aslında tam da benim istediğim tarzda bir hobi oldu benim için. Yani kanal benim açımdan iyi gidiyor bir yandan da. Abone sayısı şu anda 2500'ü geçti. Bütün katılımcılara, abonelere teşekkür ediyorum, izleyenlere. Bir yandan da çok fazla bir beklentim de yok. Yani elbette işte 2500 değil 5000 olsun isterim. Videolar 300-500 değil daha fazla izlensin isterim ama böyle bir iş olarak bakmadığım için bu meseleye ben koyuyorum. Biraz işte tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Öylece bırakıyorum. Bir yandan da belge okumaları ile ilgili eleştiriler geldi. Neden işte belge okumalarını sadece belgeyi okuyup bırakıyorsun? Biraz üzerine yorum yapsan, diplomatik açıdan değerlendirsen vesaire gibi. Ya aslında bu yapılabilir ama şu anda belge okuma videoları benim kolayıma geliyor. Çünkü fazla vaktimi almıyor. Editlerken de, videoyu hazırlarken de. Yani tabii Zafer Çıkın da kanalı var. Orayı da zaten daha önceden de tavsiye etmiştim. Ama ben de kendi kanalımda böyle videolar hazırlıyorum. Ya izleyen, faydalanan buyursun, faydalansın. Yani daha fazlası için şu anda doktoramdan vakit ayırmak istemiyorum doğrusu. Onun için böyle devam etmesinde fayda var. Kendi açımdan da fayda var. İzleyenler, faydalananlar oradan bakabilirler. Ama tabii şöyle de bir şey var. Bu konuda başka video türleri ya da benden talep ettiğiniz bir şey varsa ve ben onu da işte zamanıma, kabiliyetime uydurabiliyorsam o tip videolarda hazırlamaya çalışırım. Ama şu anda çok böyle ekstrem bir şey düşünmüyorum. Kanalda bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Bir de bazı videoların altında bir de bana gelen birkaç kişi yazdı. İşte Osmanlıca değil, Osmanlı Türkçesi gibi. Ya bunlara takılmak çok anlamlı değil. Birçok hocanın Osmanlıca adıyla kitabı var. Osmanlı Türkçesi adıyla kitabı var. Hani hocalar, bu işin ehli olan ilim adamları buna takılmıyorken efendim Osmanlıca değil Osmanlı Türkçesi ne olacak? Yani öyle olsa ne olur, öyle olsa ne olur, ne fark eder? O dili, daha doğrusu o belgeleri sen okuyabiliyor musun? O yazılanlardan istifade edebiliyor musun? Kullanabiliyor musun? Ona bak, adının Osmanlı Türkçesi olması ne fark edecek? Osmanlıca desem ne olacak? Yani bu böyle şeylere takılmaya hiç gerek yok bence. Ocak ayı içinde yayınlanan ve benim de ilgimi çeken kitapları sizlere hızlıca tanıtmak istiyorum. Şurada da kapağını zaten göreceksiniz. İlk kitap J.C. Sharman'ın Zayıfların İmparatorluğu. Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Sharman, Batı hakimiyetinin damga vurduğu modern dünya düzeninin ve küresel sistemin kuruluşuna dair geleneksel tarih anlatısını eleştirel bir gözle ele alıyor ve yeniden yorumluyor diyor açıklama kısmında. Kitabın arka kapakçasında daha doğrusu. Ve erken modern dönemin Avrupa dışı imparatorluklarının nihai gerileyişinin Avrupa'da ortaya çıkan bir askeri devrim teziyle açıklanamayacağını öne sürüyor. İlginç bir kitap. Henüz kitabı temin etmedim tabii. Bu da listeme eklediğim ve satın alacağım kitaplardan biri. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan yayınlandı. Diğer kitap Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü hocalarından Profesör Doktor Emine Dingeç'in hazırladığı Osmanlı Sarayı'nda At isimli ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan eser, Osmanlı Sarayı'nda atın vazgeçilmezliği üzerine hazırlanan bu çalışmada saray ve onunla bütünleşmiş görünen at üzerine ayrıntılı bir araştırmaya dayanmaktadır diyor. Görsel malzemeyle zenginleştirilen ve saraydaki at ile ilgili bilinmeyenlerin cevabını veren bu eser konuyu bütün yönleriyle ele almaktadır diyor. İlginç bir eser çünkü yani at aslında Osmanlı lojistiğinin de önemli bir unsuru. Sadece bir tören unsuru olarak değil ama burada belki biraz tören unsuru gibi, törenin bir aracı olarak ele alınmış olabilir, bilmiyorum. Ama buna da bakacağım. Bu kitapta dikkatimi çekti. Diğer bir dikkatimi çeken kitap Osmanlı'da Bilginin Dolaşımı, Bilgiyi İstinsahla Çoğaltmak. Sami Arslan'ın kaleme aldığı Ketebe yayınlarından çıkan bu kitap aslında benim açımdan yeni ve sürpriz değil. Çünkü Sami Arslan benim sınıf arkadaşım ve şu anda kendisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve bu kitapta doktor tezinin kitaplaştırılmış, yeniden ele alınarak, biraz kitap formatına çevrilerek yayınlanmış hali. Yazma eserlerle ya da Osmanlı kültür dünyası ile ilgileniyorsanız bence bu kitabı okumanız gerekir. Belki ileride kendisini de kanala davet edip biraz kitap üzerine ve Osmanlı yazmaları, kültür dünyası üzerine biraz konuşma imkanı bulabiliriz inşallah. Mehmet Yeşer Ertaş Hoca ve Hacer Kılıç Aslan'ın editörlüğünde hazırlanan Osmanlı'da Diplomasi, Siyaset ve Savaş, yine bu ay çıkanlardan, dikkatimi çeken kitaplardan biri. Kronik yayınları tarafından yayınlandı. Kitapta alanının uzmanları tarafından yazılmış makaleler bulunuyor. Diğer kitap Doktor Güner Doğan'ın Sınırlar Üzerinde Bir Hayat, İtalyan General Con Luigi Ferdinando Marsigli ve Osmanlı İmparatorluğu 1679-1732 başlığını taşıyan ve İtalyan Dostluk Derneği tarafından yayınlanan bir kitap. Bu da Marsigli'nin hayatını anlatıyor, yanlış anlamadıysam açıklamadan. Tabii hayatı dışında siyasi olayları da muhtemelen ele alıyordur ve bu kitabı da temin edeceğim yakın zamanda. Yine Kronik'ten çıkan bir başka kitap dikkatimi çekti. Osmanlı İlmiyesi, Mehmet İpşirli Hoca'nın bu kitabı da yılların birikimine dayanan araştırmalarını okuyuculara sunuyor. Bir diğer kitap Kanuni Sultan Süleyman ve Dönemi, Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar. 2019'da yapılan bir sempozyumdan sonra oradaki araştırmacıların makalelerini bir araya getirdiği bir çalışma bu. Fatih Çalışır, Süreyya Farukcu ve Şakir Yılmaz'ın editörlüğünde çıkan bu kitapta Ferdun Emece'nin, Ross Murphy'nin ve Süreyya Farukcu'nun makaleleri bulunuyor. Ayrıca değerli dostum Hüseyin Serdar Tabakoğlu'nun burada bir makalesi var. Benim de Tuna donanması ile ilgili bir makalem var bu kitapta. Diğer kitap Modern Avrupa Tarihini Yeniden Düşünmek, Aydınlanmadan 19. Yüzyıla, Fatih Durgun Hoca'nın kitabı. Ketebe yayınlarından çıktı. Modern Avrupa tarihine ilişkin klişe mahiyetindeki kanaatler günümüz tarih yazımındaki yeniliklere rağmen ülkemizde çok fazla değişmedi. Fatih Durgun Avrupa tarihçiliğindeki yeni yaklaşımları göz önüne bulundurarak aydınlanmadan 19. yüzyıl sonuna kadar Avrupa tarihinin temel meselelerine farklı bir bakış açısı sunuyor diyor. Arka kapak yazısında bu kitapta benim özellikle dikkatimi çeken kitaplardan birisi, yeni çalışmalardan birisi. Bir başka kitap Avrupa'daki Osmanlı Şehirleri, Beyan yayınlarından Emrah İsteğin hazırladığı bir kitap. Çok kitaba dair bir fikrim yok. Seyyahların gözüyle Estergon İstanbul güzergahı üzerindeki Osmanlı şehirleri 16. 17. yüzyıl demiş kapakta. Seyyahların bakış açısıyla okumak için de bu kitabı alacağım. Merak ettiğim kitaplardan biri. Diğer kitap 16. yüzyılda Osmanlı'da paranın değer kaybı ve Tümürtaşi'nin Nükut Risalesi, bir fıkıh metni üzerinden paranın değer kaybını ele alan bir eser. Dikkatimi çekti. Albaraka yayınları tarafından yayınlanmış Şeyma Akbayır'ın eseri. Albaraka tarafından yayınlanan Fatih Ermiş'in Osmanlı'da İktisadi Düşünce kitabı da dikkatimi çeken kitaplardan biri. Kapsamlı arşiv çalışmasına dayanan bu eser, klasik dönem Osmanlı İktisadi Düşüncesini 3 temel kavram üzerinden inceliyor diyor. Ahlat-ı Erba'a, Adalet Dairesi ve Ev İdaresi. İlginç bir çalışma. Bu kitabı da merak ediyorum. Bir başka kitap, aslında bu kitap yeni değil ama yeni bir tercüme. Mark Bloch'un Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği, Ötüken tarafından Kılıçbay, Mehmet Ali Kılıçbay çevirisiyle yayınlandı. Bu da dikkatimi çeken kitaplardan biriydi bu ay içindeki. Bu ayın benim açımdan önemli haberlerinden biri ise TÜBA ödülleriydi. Tanıdığım, bildiğim, eserlerini okuduğum ya da mesai arkadaşlığı yaptığım 3 ismi zikredeceğim burada. Diğer araştırmacıları doğrusu çok fazla tanımıyorum. Zahit Atçıl, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyelerinden, tarih bölümü öğretim üyelerinden Zahit Hoca Genç Bilim İnsanı ödülünü aldı. Buradan kendisini tekrar tebrik ediyorum. Ömer Gezer, Hacettepe Üniversitesi tarih bölümü öğretim üyelerinden Ömer Hoca ise bilimsel telif eser dalında, TESEP dalında Halil İnalcık özel ödülünü aldı. Kale ve Nefer kitabıyla, bu kitabı da daha önceden size yine göstermiştim. Bu eserde önemli bir çalışma, Ömer Gezer Hoca'nın ve Halil İnalcık özel ödülünü de almasıyla beraber gerçekten hak eden bir çalışmaya verilmiş oldu bu ödül. Yani TÜBA ödülleri zaten bilimsel kurulları vesairesiyle böyle bir şüphe bırakacak bir yanı yok. Çok kıymetli, çok önemli eserlere, çalışmalara ödül veriliyor. Bu anlamda da bence çok önemli bir ödül sistemi olmuş oldu. Bir başka TESEP bilimsel telif eser ödülünü alan kişi ise Kübra Fettahoğlu. Kübra benim Kırklareli'nden mesai arkadaşım. Osmanlı Arşivinde de uzun süre beraber çalıştığımız için arşivde de beraber mesai yaptık diyebilirim. Ve Rasathane-i Amire kitabı ile Tarih Kurumu tarafından yayınlanan bu kitabıyla Fuat Sezgin özel ödülüne layık görüldü. Kübra'yı da buradan tekrar tebrik ederim. 3 hocamı da buradan tekrar tebrik ediyorum. Hocalarımız yakın zamanda da gidip ödüllerini Ömer Gezer Hoca, Zahit Atçıl Hoca ve Kübra Fettahoğlu ödüllerini Cumhurbaşkanlığı'nın elinden, Erdoğan'ın elinden ödüllerini aldılar. Ve çok kıymetli bir ödül. Böylece 2020 açısından sonlanmış oldu. Tabii akademinin bu ödül ve iyi eserler, iyi araştırmacılar tarafı bir yana, akademinin uğraştığı bir başka sorun ise parayla tez yazdıran şirketler, aslında parayla tez yazdıran insanlar diyelim. Bunlar araştırmacı da değil çünkü, akademisyen de değil. Bunlara sadece insan diyebiliriz şu anda. Herhangi başka bir vasıflarının olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla burada sorun akademinin kendisinden çok biraz insan ve ahlak sorunu da aynı zamanda. YÖK bununla ilgili bir karar aldı. İşte bu cezaların artırılması, denetim mekanizmalarının kurulması gibi, tezlerin iptal edilmesi, hapis cezalarının verilmesi gibi çeşitli mekanizmalar kuruldu. Ancak burada benim dikkatimi çeken bir başka husus, bu mekanizmayı kurarken akademisyenlere ya da tez yazanlara, oraya işte bu tip parayla tez yazan, makale yazan yerlere makale yazdıran, tez yazdıran kişilere akademik yaptırımların daha ağır olması. Bir kişi eğer, ben daha önceden şuradan videoyu izleyebilirsiniz, bu çöp dergilerle ilgili, çöp makalelerle ilgili biraz yakındım. Orada aslında olması gereken şey, bu dergilerde birisi yayın yaptığında tamamen o akademisyenin bütün çalışmalarını, ünvanlarını çöpe atmaktır. Çünkü orada bir şey yayınlıyorsa demek ki bunun niyeti halis değil, iyi değil. Böyle bir gözle bakmak lazım. Kapsamlı bir soruşturma ve ağır cezalar vermek lazım. Bir yandan da bu şirketleri yok edecek, şirketleri polis zoruyla ortadan kaldıracak bir mekanizma kurmak lazım. Bu da benim işim değil. Bu da emniyetin, adli makamların işi, ama bu konuda da bir fazla üzerine gidilmeyen bir taraf olduğunu görüyorum. Sürekli bu firmaların artmasından, hiçbir şekilde ceza almamalarından bu da görülüyor maalesef. Hatta YÖK'ün bugün çıkan bir habere göre, YÖK'ün bu tedbirlerine rağmen, suç duyurularına rağmen, internette ve üniversitelerin çevresindeki tez yazan, makale yazan bu kişilerin, dolandırıcıların, sahtekarların sürekli artmaya devam ettiği hususunda bir haber yayınlandı. Bir başka husus da şu aslında. Şimdi öğrencilere de hocalar bu salgın döneminde özellikle daha belki ayyuka çıktı diyelim. İnsanlar çünkü birebir irtibat kurmadan internet üzerinden irtibat kuruyorlar ya da işte telefonlarla daha çok irtibat kuruyorlar diyelim. Bu da bir şekilde sosyal medyanın diline düşüyor. En son Özgür Oral Hoca'nın tweetinde de bu ortaya çıktı. Özgür Hoca bir öğrenciye bir ödev vermiş ama o ödevi öğrenci başkasına parayla okutmaya çalışıyor. İşte fazla bulmuş parayı. Ben şuraya da ekran görüntüsünü koyarım. Fazla bulmuş ve bundan yakınıyor. Hoca da sadece çevirisi olmayacak, transkripsiyonunu istiyorum, istinsanı istiyorum diye tweet atmış ve bu tweet üzerine çok konuşuldu sosyal medyada. Buradan aslında şuna gelmek istiyorum. Öğrenciler de daha öğrencilikleri zamanında bu konuda bir endişeleri yok, yani bu konuda bir acaba işte ben böyle yaparsam bu ilmi ahlaksızlık olur mu? Acaba ben bu ödevi böyle yaptığımda bir dolandırıcılık yapmış oluyor muyum diye kendilerini dolandırıyorlar en başta. Bunu hiç düşünmeden bu tip meselelere tevessül ediyorlar. Tabii bir başka ilginç şey ise şu, öğrencilerin bu tweetin altında birkaç tane yorum vardı. Verdikleri çeviri ödevlerine bizim yapamayacağımızı biliyor hocalar zaten. Çoğu da parayla bu ödevlerin sunulduğunu biliyor ve hala vermeye devam ediyorlar diye. Ya hocalar ne yapacak? Siz öğrenciliğinizi yapmıyorsunuz diye, siz ödevleri yapamayacaksınız, beceremiyorsunuz diye size ödev vermesin mi? Üniversite sizin seviyenize mi insin? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Sen öğrencisin, işini yapacaksın. Sen öğrencisin, Osmanlıca'yı öğrenmen gerekiyorsa öğreneceksin. O metni okuyacaksın. O metinden nasıl ödev istendiyse senden onu yapacaksın. Son bir mevzuyla bu Z raporunu kapatayım. Videoyu çekmeye başlamadan önce bir arkadaşın gönderdiği videoyla karşılaştım. Elini böyle masaya vura vura konuşan tiplerden biri. Aslında tarihi böyle hamasetle anlatan, bağıra çağıra anlatan, işte aslında şöyle oldu, böyle oldu, vay efendim siz ona nasıl dersiniz diye asan kesen tipler, yani siyasette de politikada da bu tip bazı medya fenomenleri, Twitter fenomenleri falan var ya, o tip böyle hamaset yüklü tarih anlatan kişileri lütfen dinlemeyin. O birkaç tane yalan yanlış, hamaset dolu kitap okuyorlar. Kitap demeye bin şahit getirilecek kitapları okuyorlar. Böyle ilmi kitapları okumadan, işte şu arkamda gördüğünüz onlarca, yüzlerce ilmi kitap var ya, bunlar değil sadece, binlerce bir mevzu için kaynak bulabilirsiniz, araştırma bulabilirsiniz. Ama sen bu araştırmaları okumaya gücün yetmediği için uyduruk birkaç tane romanımsı bir şey okuyup ondan sonra da ahkam kesiyorsan, yani yazık, bunu dinleyenler için de yazık, vakitlerine yazık. Şu tip videoları izlemeyin. Gördüğünüzde yani bunları çevrenizden uzaklaştırın. Yazık bu insanlara da. 2 tane kitap okuyorlar, ondan sonra kendilerini tarih allamesi sayıp bütün mevzularda ahkam kesip tarihi kendi taraflarından yontup ondan sonra da ellerini masaya, ne oluyor elini masaya vurunca ilim mi çıkıyor oradan? Görüşmek üzere.